Ahmet Uluçay Bilim Sanat Merkezi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nda öğrencilerin hazırladığı projeler beğeni topladı. Okulun bahçesinde düzenlenen etkinlikte Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü'nün halk oyunları ekibi de sahne aldı. Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Milli Eğitim Müdürü Salim Karaboğa, okul müdürleri ve velilerin katıldığı program gün boyu devam etti. Ve ziyarete geldiği zaman ben bir konudan bahsettim. Geçen haftalarda Körfez ilçesine gitmiştik, Kocaeli'de. Orada hakikaten ülkenin geleceğinde söz sahibi olabilecek öğrencilerle ilgili Kocaeli Üniversitesi, Körfez Belediyesi ve Körfez Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışmak suretiyle o tür öğrencilerin ayrı bir okulda eğitimlerini ön plana çıkaran bir yapılanmaya gidilmiş. Bilim Sanat Merkezi ilk açıldığı dönemlerde belki benim hayalim, belki çoğumuzun hayali burada Tavşanlı ve civarındaki, hatta bölgedeki hakikaten ülkenin geleceği için bir değer atfettiğimiz çocuklarımızın eğitim yuvası olacak diye biz umutluyduk, ama zaman içerisinde okullarından başka, yani okullarındaki temel eğitimlerden sonra burada değişik zamanlarda gelmek suretiyle bireysel becerilerini, zeka seviyelerini ön plana çıkaracak bir ders modelinin, bir eğitim modelinin olduğunu gördük. Buna da şükür demek gerekiyor. Halbuki yani ülkemizde gerçekten IQ'su çok farklı, becerileri çok farklı, yani bireysel anlamda, el yetenekleri noktasında. Ve baktığımız zaman bizim gördüklerimizden daha farklı görebilen, duyu organları biraz daha farklı çalışabilen bir dünya çocuğumuz var. Hani Ferhat Hocam'ın anlattığı şekliyle bunları normal diğer çocuklardan ayırmamak gerekiyor. Yaşıtlarıyla beraber yaşasınlar, öğrensinler. Ama öyle yaparken de bu çocukları, ben emin oldum, bir konu var, kaybettik. Kaybediyoruz. Yani bu eğitim kurumlarını, tamam, yaşıtlarıyla beraber olsunlar, günlük belirli saatlerden daha ziyade haftanın belirli günlerinde o modeli ön plana çıkaran bir anlayışla eğitim modelinin yaygın hale gelmesi gerekiyor. Madem ki biz yeni bir yüzyılda farklı bir yürüyüş için yola çıktık, milli ve manevi duygularımızı geliştirme, hem milli olma hem yerli olma konusunda kendi yeteneklerimizi gün yüzüne çıkarma konusunda bir gayretimiz var. Bu manada da kendi değerlerimizi ön plana çıkaran ve kendi değerlerimizle yol yürüyüşünü bir anlayış olarak kabul eden bir modeli de hayata geçirmemiz gerekiyor. Hafta sonu Teknofest'te ne oldu? Bir dünya çocuk bireysel becerilerini sergiledi. Hatta oraya gelen Türkiye'nin ve dünyanın saygın bilim adamlarından misafir hocamızın dediği bir kelime var. Ben Avrupa'ya gittim, yani yurt dışına gittim ama en büyük hatayı ülkeye dönmemek yaptım diye söyledi. Gidin ama dönün dedi. Şimdi gidin ama dönün bir cümle olabilir ama bunun bir altyapısının bu ülke içerisinde olması gerekiyor. Neden dışarıya gidip dönmeyi tercih ediyoruz? Neden kendi ülkemizde bu tür imkanları oluşturmuyoruz? Bunun modellemesi yapılması gerekiyor. Bu tür etkinlikler, sergiler inşallah bu tür anlayışı baki kılacaktır. Temelde dediğim gibi ben bir serzenişi dile getiriyorum, bir arzum dile getiriyorum. Bu tür okullar haftanın belirli günleriyle kaim olması gerekiyor. Becerileri yüksek olan öğrencilerin yanına, onlar kadar olmasa da biraz daha geriden gelen öğrencileri katmak suretiyle bu okulları canlı tutmak daha idealdir diye düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Evinize hoş geldiniz diyerek sözlerime başlıyorum. Bugün burada 20 tane projeyi sizlere öğrencilerimiz sunacak. Bu projelerde yer alan
kıymetli öğretmenlerimi ve çok kıymetli öğrencilerimi tebrik ediyorum. İnşallah bu öğrencilerimiz ileride ülkemize çok faydalı yerlere gelecekler diye umut ediyorum. Öğretmen ve öğrencilerin gayretli çalışmaları sonucu ortaya çıkan bu projeler, bilim ve teknikte yeni buluşlara kapı aralamalarını temenni ediyoruz. Bu fuarda çalışmalarını sergileyen çocuklarımızın ileride ülke yararına olacak büyük buluşların mimarı olabilirler diye düşünüyoruz.